Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Işımır. Bugün sizlere Gofmaraşım'la birlikte lezzetli bir dondurmalı brownie hazırlayacağız. Aynı zamanda Gofmaraşım'ın zaten bol olan sütü artık daha da bol. %75'ten %81'e çıktı süt oranı. Sadece Kahramanmaraş testlerinde üretildiği için doğuştan Maraşlı diyebiliriz. Şimdi hazırsanız gelin tarifimize geçelim. İlk olarak çikolatalarımızı ve tereyağımızı eritmekle başlayacağız. O yüzden burada hafif bir suyum kaynıyor. Şimdi içerisine ilk olarak çikolatalarımı ilave ediyorum. Ardından içerisine tereyağımı da ekliyorum. İkisi birlikte güzelce eriyene kadar ara sıra bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi tereyağımla çikolatam çok güzel eridi. Bakar mısınız kıvamına? Çok güzel gözüküyor. Şimdi sıra geldi yumurtayla şekerimizi çırpmaya. Şimdi yumurtalarımı oda sıcaklığına getirmiştim. Büyükçe bir kabın içerisine aktarıyorum. Ardından toz şekerimi de ilave ediyorum. Şimdi güzelce hepsini karıştırıyoruz. Evet, şimdi yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. O sırada tereyağı ve çikolatam da soğudu. Hemen şöyle bu karışımı yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyorum. Evet, bu karışımımızı da hazırladıktan sonra burada daha önceden elemiş olduğum unum vardı. Onu da böyle içerisine part part ilave ediyorum. Birazcık ilave ediyorum, karıştırıyorum. Evet, artık unumun sonunu da ekledim. Üzerine burada kabartma tozum vardı. Çok az bir kabartma tozu ekliyorum. Ardından biraz da tadını dengelemesi için şöyle bir tutam da tuz ilave ettim. Ve şimdi vanilyamı ekledim içerisine. Burada biraz daha kakao var. Kakao biraz da o içerisindeki çikolata tadını daha yoğun hissetmemiz için. Ben çok azıcık böyle brownie tariflerimi de içerisine ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu da kullandım. Ve şimdi artık tamamen karıştırıyoruz. Daha sonrasında fırın kabına vereceğiz ve fırınımızda pişmeye bırakacağız. Evet, artık brownie'miz hazır. Hemen size şöyle kıvamını da göstereyim. Bakar mısınız, çok iştah açıcı değil mi? Şimdi bunu hemen bir kenara alıyorum. O sırada fırın kabımın içerisini hafifçe böyle bir tereyağıyla yağlayacağım. Evet, kabımı güzelce yağladım. Şimdi artık brownie'mizi fırın kabımıza dökebiliriz. Artık brownie'mizi de fırın kabımıza döktükten sonra önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık bir 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra sunuma. Evet, şimdi brownie kekimiz fırından çıktı. Güzelce soğuttuk. Artık kesme aşamasına geçebiliriz. Şimdi şöyle ben biraz büyük büyük dilimler keseceğim. Şu şekilde ortadan ikiye de böldüm. Artık buradaki dilimi çıkartabilirim. Evet, şimdi bu dilimi kestikten sonra şimdi bu dilimi de ortadan ikiye bölüyorum. Arasına Gofmaraşımı dolduracağız. Evet, gördüğünüz gibi iki parçaya ayırdık brownie kekimizi ve şimdi artık bol sütlü bir dokunuş yapmaya Gofmaraşım'a geldi sıra. Ve şimdi bol sütlü dondurmalarımızı da içerisine ilave ettik. Bu diğer dilimi de üstüne şöyle bir kapatıp hafifçe bastırıyoruz. Ve artık bu şekilde servis edebiliriz. Bugün sizlere Gofmaraşım'la lezzetli bir dondurmalı brownie hazırladık. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.